arkadaşlar. Birinci TMMM'den devam ediyoruz. Bu videomuzda da birinci TMMM'nin özellikleri üzerinde duracağız. Birinci TMMM kurucu meclistir. Neden kurucu meclis deniliyor? Çünkü yeni bir hükümet, yeni bir anayasa, yeni bir Türk devleti, yeni bir ordu kurmuştur. Bu yüzden kurucu meclis sıfatını taşımaktadır. Olağanüstü meclistir. Güçler birliği ilkesi vardır. Yasama, yürütme biliyorsunuz TBMM kontrolündedir. Bunun da en bariz örneği neydi? Meclis başkanı, hükümetin de başkanıydı. Ayrı bir başbakan yoktu. Savaş meclisidir. Kurtuluş Savaşı sürecini yöneten meclistir. Ki o dönem antlaşmaları, o dönem olayları birinci TBMM dönemi olayları olarak adlandırılır. Yaptığı tek bir inkılap vardır, saltanatı kaldırmak. Ki biliyorsunuz saltanat devletin yönetim sistemiydi. Yani mevcut sistemi, mevcut rejimi kaldırdığı için ihtilal meclisidir. İhtilal biliyorsunuz mevcut düzeni ortadan kaldırmadır. Siyasi partiler yoktu. Görüş ayrılığı nedeniyle vatanın kurtuluşunun tehlikeye atılmaması için gruplar vardı ki bir diğer videoda bu gruplardan bahsedeceğiz. 12 kişilik meclis içinden icra vekilleri heyeti oluşturuldu ki o da bakanlar kurulu gibi çalışmıştır. En çok savunma alanında yatırım yapmıştır. Ve şu noktaya dikkat, Lozan Barış Antlaşması'nın görüşmelerine giden, Lozan Antlaşması'nı Lozan'da imzalayan birinci TMMM'dir. Lozan'ın imzalanma tarihi biliyorsunuz 24 Temmuz 1923 ama Lozan'ın onaylanma tarihi 23 Ağustos'tur. Ki 11 Ağustos 1923'te ikinci TBMM açılmıştır. Yani Lozan'a giden, Lozan'ı Lozan'da imzalayan birinci TBMM ama Lozan'ı onaylayan ikinci TBMM'dir. Bu noktaya dikkat edin. Soru size Lozan hangi dönemde imzalandı mı diyor, hangi dönemde onaylandı mı diyor, buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.